tanar. Şimdiki aklınız olsa evlenir misiniz? Oo. Kız kardeşim evleniyor 3 gün sonra. Yoklamamızı da aldığımıza göre videomuza devam edebiliriz. Devam edelim. Şimdiki aklınız olsa evlenir misiniz? 10 numara video. 3 gün sonra kız kardeşim evleniyor. Bunu izlememiz lazım. Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Kesinlikle evlenmezdim. Evlenmeden önce sorumluluk sahibi gibi görünen kişiler evlenip çocuk sahibi olduktan sonra sorumsuzluğa vuruyor her şeyi. O... Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Kesinlikle evlenmezdim. Ulan bir tane de insan yok ya. Şimdiki aklım olsa da evlenirdim diyen. Umarım bu videoda çıkar. Evlenmeden önce sorumluluk sahibi gibi görünen kişiler evlenip çocuk sahibi olduktan sonra sorumsuzluğa vuruyor her şeyi. Yani yanlış insan seçmişsindir ablacığım. O Gerçi kişisel olarak söylüyor evlenmezdim diye, o da doğru. sorumsuzluk da karşı tarafa yıpratıyor. Yıpranınca da ne oluyor? Evlilik bitiyor. Evet, bu sorumsuzluklarla karşılaşmam. Abla size yemin ediyorum yıllardır bu anı beklemiş, bu soruyu cevaplamak için. Mikrofon varken bayağı açıklama yapıyor. Ama için kesinlikle şimdiki aklım olsaydı evlenmezdim. Vallahi şimdiki aklım olsa evlenmezdim. Annem iyi ki evlenmişim diyor. Vallahi benim annem de öyle ya. Yani babamla annem bugüne kadar hemen hemen hiç kavga etmemişlerdir. Hiç. Belki de ediyorlardır da bize yansıtmamışlardır ama benim şahit olduğum ufak tefek tartışmalar dışında hiç öyle barışmalı bir kavgaları olmadı. Niçin efendim? Bilmiyorum. Yani tabii evliliğin sorumlulukları çok tabii ki. Evlenirdim. Severek evlendim çünkü ondan dolayı. Yine aynı. Yani mantıklı. Severek evlendim. Yine eşimle yine evlenirdim. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Aklım olsa evlenmezdim. Yani çünkü iğrenç bir şey evlilik. Abla boşan o zaman. Aklım olsa değil. Yani şimdiki aklım değil. Aklım olsa evlenmezdim. Asla. Niçin? Kadınları anlamak çok zor çünkü. Efendim? Abi o konu ayrı konu. Yani onu sayma. Yani dünyanın en ünlü filozofları, felsefecileri bile 200-300 yıldır bu sorunun cevabını bulamıyorlar. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Onu sayma. Aga be. Lan bu adama niyeyse üzüldüm lan birden. Evlilik aklım olsa değil. Yani şimdiki aklım değil, aklım olsa evlenmezdim. Asla. Evlilik boş ve gereksiz bir şey bence. Ben boş ve gereksiz olduğunu düşünmüyorum ya. Sadece doğru insanı bulmanız gerekiyor. Yani doğru insanı bulduktan sonra hayatınızın sonuna kadar neden o insanla yaşamayasınız ki? İnsanların evlilikten beklentisinin de ne olduğu çok çok önemli. Yani evleneceğiniz insanı çok iyi seçmeniz lazım. Evleneceğiniz insan sizin aynı zamanda en iyi arkadaşınız, en iyi dostunuz, bütün her şeyinizi paylaşabileceğiniz bir insan olmalı ki bir ömür geçsin onunla. Soru çok basit aslında. Bu insanla bir ömür geçer mi? Bu insanla bir ömür geçer dediğiniz bir insanla evlenmek neden kötü bir şey olsun ki? Zaten sürekli birliktesiniz. Zaten her şeyi birlikte yapıyorsunuz. Sadece bunu resmileştirmiş oluyorsunuz. Niçin? Kadınları anlamak çok zor çünkü. Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Evlenmezdim yavrum. Niçin teyzeciğim? Kendi hayatımı yaşardım. Bu pahalılıkta yani evlenmek Teyze biraz geç olmuş seninki be. hiç iyi değil. Kahri çekiyorsun, evet. Şükür ben gömdüm. Darısı isteyen nerede? Öldü mü amcam? Öldü sen sağ. Aa, başın sağ olsun teyzeciğim. Sağ ol. Kaç sene önce? 10 seneye geçti. Darısı bütün evlere. Eziyet çekenlere. Lan başın sağ olsun dedim, kadın kocasından nefret ediyormuş be. Darısı bütün evli olanlara diyor, herkesin kocasının ölmesini istiyor. Teyze sevinmiş. Başın sağ olsun dedim, gayet mutlu yani. Ben kurtuldum. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Ömlemem yok. Büyüttük, okuttuk, her bir yere gitti, yalnız kaldık, bir şey yaramadık. Siz evlenir miydiniz? Asla, yemin ediyorum sana, asla. Hiçbir zaman. Çünkü erkekler evlenince değişiyorlar. Sanki o kendi malımış gibi, tamam mı? Onu savunmaya, kıskanmaya hiç kimse bakmasın, hiç kimse onunla konuşmasın. Sanki onu tapulu bir mal gibi görüyorlar. Kadınları yani, erkekler. Asla. Bir de kadınlar bir Abla da yine aynı şekilde bugüne kadar içinde tutmuş tutmuş bu röportajı beklemiş.
Bir de bak bayanlar çocuklar büyüdü mü çocukların? Çocuklara sırtını dayarlar, herife içe sayarlar. O da var. Yok ben buna sonra başım tek başıma yaşayacağım. Bırak. Yeah. Evliyim ben, bir karı koca kaldık. Ne işe yaradık? Yok karışmıyor. Dayı seninki de biraz geç olmuş sanki bunları söylemek için be. Ne yapacağım bu yaştan sonra, nasıl hayatını yaşayabilirsin? Tamam yaşar yine, ayrı konu da yani. Biraz geç olmuş sanki bu kararları vermek için. Ama halı kalmadı. Bize bakacak lazım şimdi. Bu kadar basit. Çocukları büyüttük, ev verdik, okuttuk, ondan sonra yalnız kaldık. Bir şey yaramadık. Hadi görüşürüz. Dayı daha ne yapacaksın işte, çocukları yapmışsın, okutmuşsun, büyütmüşsün, evlendirmişsin. Sen zaten bu dünyadaki görevini mükemmel şekilde gerçekleştirmişsin. Sende şu an yaşlılık kompleksi var muhtemelen. Yapacağını yapmışsın, daha ne yapacaksın ya? Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Hiç. Cümle kurmaya bile gerek duymuyor. Hiç, kesinlikle evlenmezdim. Bak buraya yazıyorum. Evlenmem. Aklınız olsa evlenir miydiniz? Evlenirim. Çünkü doğru insan. Ne zamandır evlenir? Ne kadar mutlu. Öylesiniz? 2 ay oldu. Seninki de birazcık erken gibi abla. Hani dayınınki geç, seninki biraz erken. Ama doğru insan olduğuna inanıyorsa tabii ki mükemmel. 5,5 senedir nişanlıyız bu arada. 5,5 yıldır nişanlılarmış. Okey, sıkıntı yok. Özhan, seni seviyorum aşkım. Çok güzel. Alkışlıyoruz çiftimizi. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Yok, evlenmezdim. Niçin abi? Gençlere tavsiye etmiyorum evlenmeyi. Özgür yaşamak istiyorsanız evlenmeyin diyorum. Islama mı oldu? Yok, ıslama olmadı. Ne istiyorsun? Zaten özgürsün. Zaten benim eşim burada değil, yurt dışında olduğundan dolayı ben fazla bir zorluk çekmiyorum. Burada girer, Allah sabır versin. Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Hayır. Niçin? Vallahi sorumluluk almışım. Yani bence de erkek hariç. İnsanlar sorumluluğu sevmiyorlar bence. Evlilikle alakalı herhangi bir sıkıntıları yok da. Sorumluluk almayı bilmeyen insanlar genelde sanırım evliliğe karşılar. Yani çünkü sevgiliyken, nişanlıyken ki ayrı evlerde yaşamla evlendiğinde aynı evi paylaştığında işler birazcık değişiyor. Mesela evli olmadığınız zaman faturaları aileniz ödüyor. Yemekleri anneniz babanız yapıyor. Takılıyorsunuz vesaire vesaire. Evlendikten sonra bütün bunların hepsinin sorumluluğunu üzerine almak insanlara büyük bir yükmüş gibi geliyor olabilir. Büyük bir ihtimalle de sebebi bu. Yani biraz rahat yaşıyorlar sanırım evlenmeden önce. Öyle tahmin ediyorum böyle cevaplar veren kişileri. O sebepten evlilik özgürlüğü kısıtlıyor cidden. Mesela nasıl evlilik özgürlüğü kısıtlıyor kanka? Örnek verir misiniz? Doğru insanı bulduktan sonra. Evlilik özgürlüğü neden kısıtlar? Örnek istiyorum chatten, böyle düşünenlerden. Çekinmiyor artık gerçekten, bu yaşımıza kadar geldik. Gerçi çok mutluyum ama gerçekten evlenmezdim. Yemin ederim çak. Bence de. Merhaba. Merhabalar. Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Evlenirdim. Ama bekarım. Koca arıyorum. Koca arıyorum. Uzun boy. Abi halı sahaya gidemiyorsun. Neden halı sahaya gidemiyorsun güzel kardeşim? Yani işte yanlış insan. Yani senin halı sahaya gitmeni engelleyen bir insan yanlış insan. Bakıyorum başka çetene yazıyorlar. Kısıtlıyor. Neden kısıtlıyor? Kısıtlamaması gerekiyor. Yanlış insan. Bak söylediğiniz her şey yanlış insanlarla birlikte olduğunuzun bir göstergesi. Hemen bakıyorum. Bebek bakmak psikoloji ister ne yo? Bebek yapmak zorunda değilsiniz. Her evli insan çocuk sahibi olacak diye bir şey yok. Mantıklı bir şey arıyorum chatte. Çocuğa bakacaksın. Bebekle alakalı söyledim. Kıskançlık yapıp her şeyi engel oluyorlardır. Yanlış insan. Bak yine yanlış insan. Evet. Zevklerin uyuşması lazım. Doğru insanı bulman lazım. Mantıklı bir şey arıyorum şu an. Doğru insan diye bir şey yoktur. Vardır kanka. Emin ol var. Vardır. Temizlik, yemek. Ulan bir tane robot alırsın akıllı böyle dönenlerden var ya böyle.
Bütün temizliği o yapar. Yani gerçekten evlilikle alakalı evlenmek istememenin sebebi temizlik ve yemek mi? Dışarıdan yemek söylersin. Neo, sence kadın ile adam eşit mi? Kanka, adam diye bir cinsiyet yok bu arada. Kadın ile erkek demek istediğini sanırım. Adam diye bir cinsiyet yok yani. Öyle yakışıklı. Esmer. Giyimi düzgün. Maaşı. Dolgun olsun. 6 bin ile 10 bin arası. 20 bin lira istiyorum. Lütfen, lütfen taliplerim. Burcu ne olsun? İkizler olsun. Ben kovayım. Sahip kişiler sizi Instagram'dan hangi adreste bulurlar? Hiçbir zaman bulamazlar. Çünkü ben imkansızım. Evet, onun için bekarım. Kesinlikle Aslı. İçin. Ekonomi şartları yok. Bekarlık sultanlık. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Bence yanlış bir soru. Şu an evlenme arefesindeyim. Şu an evlenme alışverişindeyim. Çok yanlış yerdesin başkanım. Kolay gelsin. Evlenir miydiniz? Evlenirdim. Çocuğum var. Çok mutlu bir evliliğim var. O yüzden evlenirdim. Aynen. Şöyle bir şey. 26 yaşındayım. Daha önce evet evlenmek istemiyordum ama şimdi evlendim. 2 ay oldu. Ve iyi ki de evlenmişim diyorum. Ve tavsiye de ediyorum. Vay be. Evlenirdim. Eşimi sevdiğim için. Evlenmezdim. Yok, evlenmezdim kesinlikle. Hiç böyle. Bekarlık sultanlık boşuna da. Bekarlık sultanlık. Demişler. Tabii aynen öyle. Hadi bakalım. Şeysin, asker gibisin hani. Burçlara inananlar kırılmasın ama bence çok saçma bir şey. Kırılsın kanka, vallahi kırılsın, boşver. Biz var ya çok ince düşünüyoruz her konuda. O sebepten dolayı bu kadar mutsuzuz. Burçlara inanmak ne demek ya? Ben Başak burcuyum, o yüzden tavırlarım şöyle. Ben Kova burcuyum, o yüzden tavırlarım şöyle. Yani babanla annem bir ay önce sevişmiş olsalardı, sen bir ay önce doğmuş olsaydın karakterin bambaşka mı olacaktı ya? Gözünü seveyim. Yani boş verin. Birilerini kırıyorlar mesela, salak salak hareketler yapıyorlar. Ay, benim burcum şöyle olduğu için bu hareketi yaptım. Eğer burcum öyle olmasaydı o... Hayır, senin sikik bir karakterin var. Sen kötü kalpli bir insansın. Sen insanları kırıyorsun. Ve bu insanları kırma olayını da bir çeşit tamamen hurafi olan, hiçbir bilimselliği olmayan bir şeye bağlıyorsun. Astroloji bir bilim değildir bu arada. Astronomi bir bilim dalıdır. İkisi çok çok farklı şeyler. Senin bok gibi bir karakterin var. Başak burcu olduğum için bir anda parlayabiliyorum. İnsanlara kötü şeyler söyleyebiliyorum. Sana bir koyarım, yemin ediyorum duvarda yağlı boya tablosu gibi çıkarsın. Sen ya geleyim. Sabah 9, akşam 7. Bir daha evlenir miyim? Ya onlar, ne onlarla oluyor ne onlarsız oluyor. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Ben tam 18-19 yıl olacak evliyim. Bak. Ya 40 yaşındayım. Ya biz her gün kavga ediyoruz ama biz mutluyuz yani. Kavga, dövüş, kör, topal gidiyor işte yani reis. Ne onunla ne onsuz reis. Adana'da bizi indir ha baba. Osmaniye fıstığa gidecek biz. Şimdiki aklım. Burçlara göre yaşayıp burçlar gerçek diyenler. Kafayı yemişler kanka yani, yemin ediyorum. Yani burçlara inanacağınıza çok samimi söylüyorum bunu bu arada. Gidin herhangi bir ağaca çaput bağlayıp dilek tutun. İnanın daha mantıklı o. En azından içsel benliğim temizleniyor falan filan dersiniz yani, öyle söyleyeyim. Hani. Kızınız olsa evlenir miydiniz? Evlenirdim. Bekarlık sultanlık diyorlar değil mi? Bekarlık rezillik. Evlilik güzel bir şey. Hayır 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 hayır. Ben sevdim aldım. Tabii aşık oldum aldım. Aga be. Bir şey söyleyeceğim. Dayı aşırı tatlı değil mi ya? Dayı, ellerinden öpüyorum dayı. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Evlenirdim. Bekarlık sultanlık diyorlar değil mi? Bekarlık rezillik. Evlilik güzel bir şey. Hayır 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 hayır. Ben sevdim aldım. Tabii aşık oldum aldım. Ya oğlum çok tatlı lan. Efendim şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Evet. Neden biliyor musun?
Hep bizi kandırmışlar bugüne kadar. Dedem, senin deden, seni de kandırmış. Yok neymiş? Evet. Thompson Walker kanaldaki bir kullanıcıya bir aylık abonelik hediye ediyor. Teşekkürler Thompson. Bekarlık sultanlık. Bence bekarlık rezillik. Ben sana söyleyeyim. Tabii ya. Eve gidiyorsun hanımın evde. Ya insanlar çok garip değil mi dostlar? Şunu fark ettim bu arada birçok insanda. Hani bu videoyla alakalı konuşmayacağım. Genelleme yapacağım. İnsan kendinde ne yoksa hep o arayış içinde. Mesela bekarlar evlenmek istiyor. Evli olanlar boşanmak istiyor. Ne bileyim, kadın olanlar keşke erkek olsaydım diyor. Erkek olanlar keşke kadın olsaydım diyor. Kıvırcık saçlılar ya keşke saçlarım düz olsa diyor. Düz saçlılar biraz kıvırcık olsa diyor. Ne bileyim, çok zayıf insanlar keşke kilo alsam, biraz böyle yağlı olsam diyor. Kilolu insanlara bakıyorsun, incecik olmak istiyor. Hep böyle kendinde olmayanı arıyor. Belki de fazla kafaya takıyoruz lan bazı şeyleri. Çocukların evde yatarsın. Ateş bile etmişlerse sana bir şey olmaz. Ölmezsin. Anlıyor musun? Ekmeğini de kazanmışsın. Hani baba derler ya işte falan baba, şu baba, o baba. Gerçek baba kimdir hayatta biliyor musun? Çocuklarına ekmeğini götüren babadır. Helal sana be. Ka babaları tanımıyorum ben. Şimdiki aklın olsa evlenir misin? En büyük kabadayı, en büyük mafya çalışan ailesine bakandır bu arada. Kesinlikle evlenirim. Evlilik güzel bir şey kardeşim ya. Nesi var evliliğin? Hanımlar çocuk gibidir. Bir çiçek versen dahi sevinir. Önemli olan o insanı idare etmek. Şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Tabii ki. Mutluluk, aile. Evet, evlenirdim. İnsan sevdiğinden evlendikten sonra neden bunun içinini sorsun ki? Tabii. Doğru. Evlenirdim. Harika bir kızım ve harika bir oğlum oldu. Ya çok tatlılar ya. Tipe bak çocuğu. Evlenmeseydim bunları elde edemezdim. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı evet. Kızlar rezil ediyor, bazı kızlar vezir ediyor. Beni vezir ettiği için o yüzden evet diyorum. Evlenirdim yani. Onu çok seviyorum. Ona her zaman aşığım ilk günkü gibi. Abi, şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz? Oğlum hep bir kız çocuğum olmasını istiyorum lan. Çok istiyorum hem de. Gerçi bir tane değil, ben birkaç tane istiyorum da. Böyle kız çocuklarıyla böyle büyümek istiyorum. Ne güzel olurdu be. O kadar mükemmel insanlar yetiştirirdim. O kadar mükemmel ki aklınız dururdu. Hatta tabiri caizse aklınız kıçınıza kaçardı. Çok güzel olurdu lan. Hayır. Niçin? Boş külliyen masraf abi ya. Yani anlaşamıyorsun da. Devir artık eskisi gibi. Bir ara şeyi falan araştırıyordum. Evlenmeden nasıl çocuk sahibi olabilirim falan diye araştırıyordum böyle saatlerce, hatta günlerce. Değil, evlenirdim abi. Evlenmeyip ne yapacağız? Ne yapacağız yani? Bildiğiniz gibi değil. 20 sene bekar yaşadık yani, o da zor. Ben ayrılmışım. Şimdiki aklım, bir dakika abi ya, bu koronavirüs olmasın. Şimdiki aklım olsa evlen... Beni evlatlık alabilirsin yazıyor chat'in yarısı şu anda. Oğlum siz büyümüşsünüz. Ben... Kız çocuğum olsun, birlikte büyüyelim. Ne bileyim, onu istiyorum. Siz zaten büyümüşsünüz. 15 yaşındasın. Artık ne kadar eğitebilirim seni? Evlenmezdim efendim. Niye evlenmezdim arkadaşlar? Başa dert abi ya. Sorumluluklar var efendim. İş yok efendim. Para kazanamıyoruz. Hanım ondan sonra dırdır yapıyor. Vırvır yapıyor. Kavgalar. 17 ne o? Aynen kanka. Bayağı küçüksün, seni evlatlık alıyorum o zaman. Tartışmalar çıkıyor, boşanmalar oluyor. Efendim şimdiki aklınız... Bak 24 yaşında Eva, 24 beni evlatlık aldı. Tamam, size evlatlık alıyorum. Ulan 2 yıl daha büyük olsam benden büyük olacaksın. Olsa evlenir miydin? Baba mı diyeceğim bana? Düşüneyim. Bir değil, 1000 defa daha evet derdim herhalde. Evet. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Teşekkür ederim. Helal be! Çınaraltı Yusuf Usta, Carpedo. Carpedo ne yapıyor? Dondurma falan mı? Dondurmaya benziyor çünkü Carpedo. Hani dondurma tarzı bir şey. Çınaraltı'na gidip... künefeymiş pardon, künefe. Çınaraltı künefe. Neresi olduğunu bilmiyorum. Çınaraltı künefeye gidip künefe yemeyi unutmayın. Sarı mikrofon. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en büyük mikrofonu. Lan konuşurken geğiriyordum az kalsın. Carpe diem, carpe diem, başka da bir şey demeyeyim. Vallahi devam edelim. Ben çok beğendim ya. Aşırı sarıyor ya. Ben bazen bakıyorum mesela, ne bileyim, kendine müzisyene bakıyorum, Eldrian'a bakıyorum, Cahreyn'e falan bakıyorum. Hani denk geliyor YouTube'da videoları.
Bir tane kanalda 3,5 saat kalmışlar. Kimse de şey yazmıyor. Başka kanala geç falan filan yazmıyor. Ya kardeşim, yani bir kanal sarıyorsa ve bizim konseptimize uygunsa izleyebiliriz. Ne olacak? Yani ille de başka bir kanala bakmaya gerek yok ki. Takılalım işte ya. Bir tane daha izleyelim yeterli. Porçay diyenler var. Porçay'ın videoları uzun oluyor kanka. Bakayım Porçay'ın videosuna son attığı. Video atmış diyorsunuz. 12 dakikada.